Vallahi kenarda köşede paramız olsa hemen borçları yatırırız. Zaten 400 milyon kira veriyorsun. Geldi 600 milyonla geçin. Biz bugüne kadar hep piyasa uzmanlarının yorumlarını aktardık ama halk da artık geçim konusunda uzman. Biz de onlara sorduk, 2012 ev ekonomisi açısından nasıl geçecek, nelere yatırım yapacaksınız dedik. Vallahi ben yatırım aracı olarak görmüyorum. Çünkü neden? Ben ne zaman aldıysam düştü. Ne zaman altın aldıysam düştü. Yani bir altın birinden borç aldıysam yükseldi. Benim şansım da bu. Onun için hiç düşünmüyorum. Türk parası olarak dursun ki varsa yani. O da yok ya. Mesela gayrimenkul olabilir. Emlak gibi öyle şeyler yani olsa. Çünkü her zaman onlar var. Yani sen gitsen ölsen bile çoluk çocuğuna kalacak bir şeyler yani. Paranın da ne olacağı belli değil ki.